Gözlüğümü takayım. 2-4 göz yan yana. Neyse ben böyle kendiler geçebilmiş. Çok güzel. Tamam. Bluetooth'la ilgilenmiş mi? Daha bilgisayarıma Bluetooth'la resimler geliyor. Anca geliyor. Gelip fotomuzu da yakalım mı? Bilmiyorum. Ayrıca şu güzel ya. Güzel değil mi? Aydınlık mı yani? Telefon ekranına bakınca aydınlık mı? Bence çok güzel oldu böyle. Böyle de çok aydınlık oldu ya. Güzel mi oldu sence? Evet. Yatak geçiyor lan. Yatak gözüküyor. Şu tarafa çevir tripodu. Yatak gözüküyor. Tamamdır. Başlıyoruz. Otur. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda annem var. Ve anneler günü özel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda annemin gençlik fotoğraflarına bakacağız. Arkadaşlar ilk resmimizle başlıyoruz. Gitmeye, düşmeye, gelmeye, gitmeye gibi. Dur. Altaladık mı sence? Evet. Tamam. Şimdi ilk resmimiz bu arkadaşlar. Yükleniyor. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlanıyorum. Çok heyecanlanıyorum arkadaşlar ya. Çok kilo olayım Ayşe. Sen her halini biliyorsun bebeğim. Evet. Arkadaşlar ilk resmimiz. Bence nereye koyalım o resmi? Hani biraz kayarmışsın. Almanya. Öyle de çok ışık geldi. Bir onun önünde. Ha, şöyle daha güzel oldu. Evet. Resmimiz şurada duracak arkadaşlar. Annem benim gençken Almanya'ya gitti. Kaç yaşına gittin? Ben 14 yaşımda gittim. 14 yaşında gitmiş. 81. Ve bu da 81 yılında ve bu da Almanya'da çekilen bir fotoğraf. Evlendikten sonra gittiğimde 21 yaşımda evlenmiştim işte. Bir onun önünde. Bu arada bizim mikrofonumuz falan yok arkadaşlar. Yani biz o yüzden sesimiz biraz bağırarak konuşmaya çalışıyoruz. Umarım sorun almıyordur. Diğer fotoğrafımız arkadaşlar. Bu da Almanya'da. Bu aynısı mı? Hayır. O girerken çıktıktan sonra. Ha, biri girerkenmiş diğeri çıktıktan sonraymış. Kızım önce sorsaydın ya bana. İkisini aynı gibi şey yaptım ben öyle görünce. Evet. Yani sonuçta bu şekilde arkadaşlar. İkisini de koydum şöyle. Neden çekiyorsun fotoğrafı çekme falan? Ha niye çekiyorsun çekme falan diyormuş. Yüksek sesle konuş ki duysunlar. Sen bağırıyorsun ben. Aynen arkadaşlar bu şekilde diğer resmimiz. Evet üçüncü resmimiz. Wow anneciğim. Bu da 19 yaşında. 19 yaşında. Yani benden bir yaş falan küçükmüş. Ya var ya annem ya. Gençlik gibisi yok vallahi. Burada ne yapmayı düşünüyordun? Yani işte güzel çıkarım ne bileyim fotojenik olayım falan diye mi düşünüyordun? Ben zaten fotojenik. Peki tamam. Fotojenik annem. Ben de sana çekmişim. Severdim fotoğraf çektirmeyi. Severdim yani. Diğer resmimiz. Bu en sevdiğim resmi annemin ya. Baya bebek gibi falan çıkmış böyle saçı simsiyah yüzü bembeyaz. Benim yaşımdaymış. Baya güzel. Mavi bir şey. Üstümdeki yeleği de kendim ördüm bu süreçleri. Wow. Evet abi. Çok becerikli ve meraklı bir anneciğim. Kaza da kendim ördüm. Beyaz hey. Kaza. O üstümdeki. Gösterdi mi peki? Bir sana yardım etti mi? Hayır. Kendim biliyordum yani ör görmesini.
Merak diğer mi? Resmimiz. Biraz bulanık ama bu bürodan. Blog gibi bir yer mi? Emlak. Eşimin emlak bürosu. İlk eşimin emlak bürosu. Finansiyerok. Finansiyerokmuş. Ayıp hiç sevmem. Önceden bu kadar eski miydi? Hayır eski değildi. Hani içimde isimlerini geçirmeyin. Burada kırpacağım isimleri geçirmeyelim. Sünüs falan diye. Gene geçirdim. Sorry. Burada 17-18 yaşındaydım. Tamam güzel pozlar veriyor. Estetik açıdan falan fotojenik çıkmış güzel. Peki bak. Şu kırmızı bel bebek hala duruyordu. Kim bilir nereye gitti değil mi? Hmm. Benim ben bebekken küçükken bel kırmızı bebek duruyordu. Şöyle kayboldu gitti vallahi. Barbie bebekler. Aynen çok güzel. Bu ne? Edirne'de mola vermiştik. Nereye gitmiştiniz? Edirne'de mola vermiştik. Denizli'den Edirne'ye. Dönerken miydi yoksa çıkarken miydi Edirne'den? Oraya niye gittiniz? Edirne'de dönerken giderken. Ben sizinle gidiyorsun. Edirne'den. Ben sizinle gidiyorsun. Geçiyorduk yani. Peki. Bu ne sen? Almanya'da. Almanya. Saçın ıslak galiba biraz değil mi? Hayır şey. Jöle. Jöle. Peki tamam. Peki her bu. Termalıydı. Bu da biraz ev hali gibi. Sanki böyle takım elbise gibi bir şey gibi. Sanki kravat ceket. Eksik mi? Ceket. Altı falan. Sanki yaşlı boyum adam. Boyum 1.60. Kilom 45-48 falan. Pek beğenmedi bu kombinini. Kombinimi beğenmezsin. Çünkü moda tasarımı okumadım. Ben okudum da yani. Benimkinde kimse beğenmiyor. Neyse ben beğeniyorum. Yeter. Yeterli bence. Benim beğenmem. Peki bu nasıl? İsimlerini geçirmeyelim aşkım. Ay pardon özür dilerim. Peki tamam. Bam. Peki tamam. Bu? Kar bir gün de çekilmiştim. Meraklıyım dur karı. Karabasını çok severdim. Hmm. Benim de karda fotoğrafım şuradan, var. Şuradan hatırlıyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Benim Temiz de karın var. Altında fotoğraflarım var. Bir sürü. Diğer resmimiz. Burada ben de 15 yaşındaymış. İlk eşiyle tanışmış mıydın? Yani tanışmış ve o çekmiş. Benden 5 yaş küçük düşünün. Ve bence gayet çok tatlı, çok şirin, çok güzel. Almanya'da değil mi? Almanya'da. Peki. Bu, ya burada kaç yaşındaydın? Burada 18 falan. 18 yaşındaymış. Çok güzel. Canım anacığım. Peki bu. Benim bile yemek yerken böyle tatlı yerken, çay içerken bu fotoğrafım yok. 22 yaşındaydı galiba. Yalan olmasın ama. Doğum günümde. Benim gibi bir şey yerken fotoğrafım yok yani. Ayıp ayıp oruçlu günlerde. Canım o zaman oruçlu değildi. Doğum günümüz vardı. Nilüfer teyzen ikimizin aynı. Bu. En sevdiğim resmin. O benim elbisede kim verdi? Elbise nişanlığımda. Hmm. İlk eşimi almıştı. İlk eşinin nişanlı. Nişanlığım ya. İlk eşinin yani. Evet. 21. Evet. 21 yaşında peki. 21 yaşında falan. 20. Peki bu? Bu arkadaşın orada çekildi. Bu kapalı falan. Fotoğrafı. Bunu. Güzel. Güzel. Bu çiçek ya bu bahar gibi. Yazda mı giriyor? Vişnelerin orada. Vişne ağaçlarımız vardı. Yazda mı giriyor? Yani yazda girerken. Şurada. Baharda. Peki. Bahar ayında. Bu İstanbul'da çekildiğimiz. Bir ben İstanbul'daki camiye gidemedim ya. Çok pişman olmuştum başımı örtmediğime. Kıyamam. Çünkü başımda örtü yoktu. Tamam. Başkasından da istememiştim tamam. Orada. Turistler falan vardı. Tamam. Tamam. Peki bu. Buradaki kombinimi beğendim ya. Dayının gömlekli orada. Falan. Kahretli dayının orada. Bu güzel. Bunu beğendim. Evin içinde. Almanya'da. Peki. Bu da Almanya'da. Bu da mı Almanya'da? Evet, odunların içinde. Eşimi çekmişti. İlk eşim. Hmm. 21 yaşındaydım. Benden bir yaş büyükmüştü. Tamam. Peki bu? Kuaförden çıkınca. Saçını kuaförde mi boyattın? Boyatmıştım. Ama çok iğrenç boyamış. Ama ben böyle bir istemiştim. Hmm. Biraz sarışınlığa heveslenmiştim. İğrenç istemiştim. Bu en sevdiğim. Almanya'da iş yerinde. İş yerinde onu çok beğenmişler. Onu da çok beğeniyorum. Bir de bir tane bir resmin daha vardı. Onu koymadım. Yanında bir tane adam vardı. Yani böyle ha. Bir şey yapmıştı. Sapık. Evet. Adam sapık mıydı? Sapıktı biraz bizim Mayıs'ta. Evet biraz utanmıştı ustabaşı. Galiba. Ustabaşı. Biraz utanmıştın yani onu koymadım evet. Şimdi adam falan gözükmesin evet. Diye. Ustabaşı. Bu şekilde. Bu
Bu bir resim. Bir de bu var. İnanamıyorum, 11 yaşımdaki ortaokul 1. sınıftaki resim. Bunu çok beğendim. Bunu nereden buldun? Buldum tabii, bunu dedim ben. En altı kişisinde bize çok çıkarttık. Başlamadan önce saçımı kestirmiştim. En alttaki bütün gizli şeyleri çıkartırım ben, bulurum. Bütün resimleri bulurum. Çok küçüktüm yani. O zaman ben ya, 11 yaşımdaydım, inanılmaz. Aferin kızıma. Canım ya. Senin minik ayını bulduğumda çok ağlamıştın, hatırlıyor onu musun? Onu ağlamıştım. Ben de bunu görünce şok oldum ya. Aynen canım. Ben bunun kaybolduğunu falan zannetmiştim. Yok kaybolmadı. Hatta bir tane daha resmi vardı, onu bulamadım. Onda elimde kitap vardı. Böyle ya. Bayağı küçük böyle. Bilmiyorum. Elimde kitap vardı. Peki bu? Çok ciddi. Nesel? Kuzenin çekmişti. Gelin almış gidiyorsun. Babanla evlendi. O şarkı neydi be? Gelin al. Çok beğenmiş abi. Şarkı. İkinci evliliğimde çektirmiştim. Benim babamla evlendi yani. Evlendim. Ondan sonra 5-6 ay sonra ben doğdum. Kaç ay sonra ben doğdum? İşte 9 ay. 9 ay. Ha, sonra karnında 9 ay bekliyor mu göre? 9 ay. Karnında 9 ay. Ha, 5-6 ay sonra mı doğdun? Ya 5-6 ay sonra ben mi oldum yani? Ondan sonra 9 ay bekledim, ben mi doğdum? Kaç ay sonra ben oldum da sonra doğdum? 10 falan herhalde. 10 ay. Neredesin bir yıl? Hayır zaten hemen kalmadım ya. Ben 10 gün erken doğmuşum. 9 ay 10 gün doğmam gerekiyor. Sen herkesi 9 ay 10 gün doğmuş. Hayır. Gerekiyor. Erkek çocukları 9 ay 10 günmüş. Kız çocukları 9 aymış tamam, herhalde. Tam zamanında doğmuşum. Ama nerede 26'sında doğacakmışım, 16'sında doğmuşum. Onu biliyorum değil mi? Evet, 26'sında doğman gerekirken. Peki, diğer resmiymiş. Neyse. İnanamıyorum. Yapmış. Galiba dişini yeni fırçalamışsın. Bir de dişini fırçalarken fotoğraf var. Birazdan ona da gelecek. Çok mu hızlı konuşuyorum? Evet. Ben küçükken hızlı konuşanları sevmezdim. Ne diyor bu? Ne konuşmaya başladım ya? Bir de bu tenis. Tam top böyle kafanın ortasına gelmiş. Güzel mi? Gözüme. Gözüne işte. Bu var. Yunus. Bu Rize'de. Yunus balığı. Rize'de. Değil mi? Boyum çok uzun çıkmış. Aynı uzun çıkmış. Rize'de. Oo, bayağı İlk içim Rize'liydi. Peki. Bak burada dişini fırçalamasın galiba. İlk ama güzelsin ya. Evinde. Evi böyle miydi? Mutfağı. Amerikan mutfağı. Evet. Amerikan mutfağı. Bu? Burada anneannenin evinde. Güzel. Vav, wow, bacak şov, bacak şov. Annemin bacak şovu. Güzel ama ya, beğendim. Peki bu? Dedim de. Neşet dedim. Neş. Biraz ciddi ol. Peki de ciddi olamıyorum. Peki bu? Bu dedim, anne teyzemin evi demiştin. Bu? Bizim evde. Peki tamam. Ha böyle yaptım. Çok sayılmışım değil mi? 44-45 kilo falan aldım. Ben de 49 kilo. 1.60 boy. 44-45 kilo. Ama benim boyum 1.64. Biliyorum. Senden bana 1.64. 1.60. Çekmedim. Çekmedim. Uzamadım. Uzamadım. 1.60. Peki bebeğim. Peki var. Bu feribot da Çanakkale'de. Çanakkale. Güzelmiş. Beğendin mi? Bu pozumu herkes beğendi. Ama biraz bol gelmiş bak şurada. Hayır, onun modeli öyleydi. Peki. Bu ayna. Anneannen rahmetli orada şeydi. Sen bu aynayı hatırlarsın. Hatırlıyorum, biliyorum. Kırılmıştı. Top atmıştınız da. Salih abi. Çok yaramazdık ya. Hatta bir defasında... Alışamadım vücuduma. Merhaba. Güle güle arkadaşlar. Bu videoyu 18 Nisan değil mi? Aynen. 18 Nisan 2021'de çekiyoruz ve Mayıs'ın 9'u anneler günü. 9 Mayıs anneler günü diyebiliyorum. Öyle ben de onaylayacaksın. Tamam, herhalde. Çünkü ben internetten araştırdım ve 9 Mayıs anneler günü olarak gözüküyor. İnternetin yalancısıyım. O gün paylaşacağım yani, o gün herkes açık olacak arkadaşlar ve o güne kadar sabırsızlıkla okula bekleyeceğim. O güne kadar umarım bir işim çıkmaz ve beraber izleyebiliriz. Umarım. Bye bye arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bye bye. Hoynasız
Nice mutlu günlere. Amadım. Ramazanınız çok çok iyi geçsin inşallah. Amadım anneler gününe kadar korona bitmiş olur. Covid-19 diye bir şey kalmamış olur. Ve benim doğum günüm de 16 Temmuz. Ve 16 Temmuz'a kadar da umarım dışarıda bir yerlerde kutlayabiliriz. Dışarı çıkabiliriz. Umarım evin içinde kapanmayız. Allah'a emanet olun. Bay bay kuzucuklar.